küçük bir sorunumuz var. Ben kapısız köye taşındım. Odamın kapısı kapanmıyor ve ben bunu düzeltemiyorum. Bugün hayatımda hiç yapmadığım bir şeyi icraata koyacağım. Saçımı kuaföre yaptırmayacağım. Tabii annemden de yardım alırım diye düşünüyorum. Çünkü hayatımda hiç saç boyamadım ve beceriksiz bir insanım. Evde bir kelebek toka olmaz mı ya? Allah'ım ya Rabbim. Yeniden boyatmayacağıma göre saçımı. Evet, ben suyu açacağım biraz sonra. Senin saçın olduktan. Hani emin misin siyah saç yapacağına? Ha? Hani başarılar diyeyim o zaman ben sana. Siyah saç yapacağına eminsen. Teşekkür ederim. Ama nasıl düzelteceksin bir daha o saçı? Mesela açık bir renge gitmek istediğinde ne yapacaksın? Anne sonra da ağlama. Saçım niye böyle oldu, niye açamıyoruz diye. Nasıl yapılıyor acaba? Nereden biliyorsun? Eğer bana da öğretseydin bir dahaki saç boyama işlemlerimi kendim yapabilirdim. Kuaföre muhtaç kalmazdım. Ama maalesef... O ne demek? Ne kadar rezil olabilirim ki? Yeşil yapmıyorum sonuçta. Hani yeşil yapmıyoruz, abartma. Artık kapanacak gidecek, başla. Dibine sürmüyorum. Hani dibine sürmeyeceğiz zaten. Zaten dibi... Şu izada. Aynen, zaten saçımın dibi boyalı değil. Neden dibine süreyim? Hiçbir zaman saçımın dibini boyatmam ki dibine sürecek seviyede olsun. Bunu gören kuaför işi bıraktı. Yana yakala, beni arayacaklar. Tamam artık, bu saçı rahat bırakacağım, boyatmayacağım bir daha. Bu ne kadar bekleyecek? Bu ne olacak böyle? Bir saate yakın beklesin. Biraz sonra, 10 dakika sonra geleceğim bir daha böyle. Ucuna sürmedin herhalde. Sürdüm, hep sürdüm. Bir tarayalım. Taramak mı gerekiyor? Yok, şimdi bak, ben elini yaptım. Az ya. Heh. Şimdi dik dur. Saçı nasıl göremiyorum yapacağız? Da. Bir şey tutturalım. Ne nasıl yapacağız? Toka yok ki Allah'ın belası evde. Arıyorum, arıyorum, yok. Sana yemin ediyorum 5 saat boyunca toka aradım diyorum, inanmıyorsun bana. Evde bir kelebek toka olmaz mı ya? Allah'ım ya Rabbim. Kapanıyor, gidiyor artık. Yere sürme, böyle dur. Tamam, öyle dur. Hareket etmeyeceğim değil mi? Toka yapacağım. Tamam dursun öyle, ben hiç dokunmayacağım, hareket etmeyeceğim. Elimi yıkamam lazım. Tamam. Kaç kaç. Halıya falan gel, gelmez herhalde. Ay benim elime mi geldi? Hayır, benim elime gelemezsin. Gelmedi diye görüyorum ama geldiyse yandım. Bence banyoda falan yapmadık. Allah'ım. Allah'ım. Gergin bir bekleyiş. Toka yok, ben aradım diyorum, yok. Nasıl toka aradın? Kelebek. Yok. Hiçbir yerde yok. Tipime bak ya. Var mıymış? Parlak güzel toka var. Şimdi siyah olursa diye. Ne olacak? Parlak tokayı mı kullanıyoruz? Parlak tokayı almıştık ya, hatırlıyor musun? Okey be. Ondan sonra ben saçımı boyayacağım. Eğer seninki bittikten sonra. Anne sen boyama Allah aşkına. Siyah yapacak, yoksa da uçacak. Anne saçmalama. Of, anne. Ben sürerim öyle. Kızın ipiyle kuyenince pişman olacaksın. Sana pişman olmasın. Bir zahmet. Böyle mi kalacak? Yıkayacağım tabii. Yıkamazsam boya nasıl çıkacak? Sen de benim yanımda dura dura aklını kaybettin. Tipime bak. Allah'ım ya Rabbim. Saate bakayım da. Bak şu an 14.53. 15.53'te ben sana ses edeceğim, tamam mı? Bak şu anda saat 14.53. 15.53'te ben sana ses edeceğim. Hani bir saat bekleyecekti? Ben burada senin talimatını icraate koydum. O zaman da bir de şey gibi olursa, yarım kalırsa. Ha? 30 dakika az ya. 40 bari olsun. Ya bence olmuşken 1 saat olsun diyorum, kabul etmiyorsun. Bilmiyorum yıpranacak mı?
Hayatımda evde saç mı boyadım ben, nereden bileyim, yıpranıyor mu yanıyor mu? İnşallah yanmaz. Yanmaz ya. Açmıyoruz ki, neden yansın? Yanar mı? Yanmaz kızım diyeceksin, hani biraz bir moral ver. Allah'ım ya. Neyse. Biraz bekleyeyim de. Sonrası Allah'a emanet. Yeter. Yeter, yıkayalım artık. Yeter artık. Duyuyor musun beni? Allah'ım lütfen yanmasın. Tamam, ben de görmek istiyorum bu çok önemli şeyi. Kimseyi de tanımıyorum ki heyecanlanayım. Sen tanıdığın var mı? Kim? Burada olmayan mı? Gelmeyen adam nasıl birinci olmuş? Reklam girecek şimdi. Yeter. Tamam, kalk artık.